Saldırıyı kınadı. Amerika'ya dikkat çekti. Ankara-Karakas arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. E, ağır bir şekilde kınanır, e, kınanmaktadır. Ki ülkenin zaten süregelen bir e, dostluğu var. Geçen yıl teröristler ele geçirdikleri bir polis helikopteriyle saldırı düzenledi. Son olarak da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bombalı drone ile hedef alındı. Son olmayabilir. Biz son olmasını temenni ediyoruz. Maduro ve Venezuela hükümetinin hedef alınmasının perde arkası tartışılıyor. İç ve dış nedenleri olduğu aşikar. Yani ülkede şu anda 46 bin, yüzde 46 bin düzeyinde bir enflasyon yaşanıyor. İnsanlar açısından yaşamın kolay olduğunu söylemek güç Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mehmet Necati Kutlu yaşanan terör saldırılarını Ulusal Kanala değerlendirdi. Dış nedenlerine de bakarsak tabii ki Maduro'nun aykırı sayılabilecek dünyadaki işte güç odaklarından birine ve işte Amerika'da bulunanla güç odağına karşı yaptığı açıklamalar var. Amerika ile süre gelen bir anlaşmazlık süreci var Venezuela'nın. Lamer Müdürü Kutlu Bunların bu süreçte Venezuela ve bu. Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Gerekçelerini sıraladı. Suudi Arabistan'ın da önünde kanıtlanmış petrol rezervleri açısından bir numaralı ülke. Ancak Venezuela'nın doğal kaynakları petrolle sınırlı değil. Venezuela'da doğal gaz yatakları da mevcut. Venezuela'da altın ve elmas yatakları da mevcut. Çiftte hasat yapılabilme imkanı bulunması nedeniyle de Venezuela'nın tarım ve hayvancılık açısından da büyük bir potansiyeli var.